Ses 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 ses. Şu anda beni görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama gördüğünüz gibi lazer projeksiyonumuz gayet güzel çalışıyor bence. Selam gençler, ben Okan, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine yeni bir AliExpress siparişlerin bölümündeyiz. Ve bu bölümümüzde arkadaşlar değişik bir ürün var bu sefer elimde. Ve paketini hiç açmadım ben, bugün geldi. Ve bu ürünümüzün adı arkadaşlar ses kontrollü lazer projektör. Evet, ses kontrolü lazer projektör. Hani şu elektronikçilerin mağazalarının önünden geçerken mutlaka denk gelmiştir arkadaşlar. Etrafa yere böyle nokta nokta ışıklar saçıyor lazer. Bu ondan, ama bunun ekstra bir özelliği var. Sesle kontrol ediliyor. Yani diyelim ki ortamda bir müzik çalıyor. Işıklar o müziğe göre hareket ediyor. Equalizer gibi hareket ediyor. Lafı çok uzatmadan kutuyu açalım arkadaşlar. Dediğim gibi ben açmadım kutuyu. Sizle birlikte açarım diye. Bunu hatırladınız mı? 100.000 derece, 10.000 derece sıcaklıktaki bıçak videosu arkadaşlar. Oradan kalma bir arkadaş. Anlayanlar beğendi bile. Şöyle kutumuzu açalım hemen. Ama kutuyu açmadan önce aşağıdan videoma like verirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar diyorum ve devam ediyorum. Gerçekten like'lar beni mutlu ediyor arkadaşlar. Yani videoyu sevdiğinizi anlıyorum oradan ben. Evet, kutu birazcık hasar görmüş. Kutu hasar görmüş ama umarım içindeki hasar görmemiştir arkadaşlar. Kutumuz şu şekilde. Ben size böyle kutuyu açarken ufak ufak bununla ilgili bilgiler de vereceğim arkadaşlar. Bunu ben AliExpress'ten 10 dolar aldım. Evet, 10 dolar aldım arkadaşlar. Dolar kuru bugünlerde biraz yüksek ama 10 dolara aldım. Yaklaşık bir 20 günde geldi arkadaşlar. Burada plastik bir stand var. 20 günde geldi PTT kargoyla. Şu patlatılanlardan. Ve topumuz burada. Evet. Lazer projektörümüz bu arkadaşlar. Boyutu tahmin ettiğim kadar. Ne büyük ne küçük. Burası disko topu gibi. Ama içinde ışıklar var, ledler var. Ve bu ledlerin her biri 3 watt elektrik tüketiyormuş arkadaşlar. 3 watt. Gerçekten küçük bir elektrik tüketimi. İçinde bir parça daha var. Onlar da vidalarımız arkadaşlar. Vidalar da çıktığına göre bu kutuyu kenara alabilirim. Arkadaşlar 3 renge sahip ve bu 3 rengi karıştırabiliyor. Lazer şeyimiz, cihazımız. Lazer projektörümüz. Adını unuttum. Yeşil, kırmızı ve mavi renklere sahip ledleri var ve bu renk led konuşamıyorum. Bu renkleri karıştırıp diğer renkleri de oluşturabiliyor. Ben hemen şöyle bir cihazı inceleyelim. Ben satıcıya ürünü aldıktan sonra dedim ki hani bana Avrupa fiş gönderir misiniz? Hani bazen Amerikan gönderiyorlar. Onlar bizim Türkiye'deki prizlere uymuyor arkadaşlar. O yüzden Avrupa tipi gönderirseniz sevinirim dedim. Adam da alright alright of course dedi, gönderdi arkadaşlar. Şurada şöyle yıldızları falan var. Şu yıldızlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Üzerinde herhangi bir tuş yok. İçinden kullanma kılavuzu çıkmadı. Herhalde otomatiktir diye düşünüyorum. Şunlar arkadaşlar, şu standı şu şekilde mont edilecek buraya vidalarından. Şuradan da istediğimiz yere mont edeceğiz. Şu vidalarını bir açalım abi. Bir bağlantısını yapalım, en azından ayakta dursun. Bunu bu şekilde. Bunu buradan. Ya 10 dolara aslında odanız için bir alabilirsiniz arkadaşlar. Bence hani evde parti vermeyi sevenler varsa şimdi diyeceksiniz ki sen bunu niye aldın? Ben bunu merakımdan aldım arkadaşlar. Merak ettim. 10 dolar da çok yüksek bir para değil. Tamam, ucuz da değil aslında ama Türkiye'ye göre normal. Türkiye'de bu arkadaşlar 70-80 liradan aşağı değil. Bakabilirsiniz internetten. Renkli lazer projektör diye yazarsanız çıkacaktır. Bu böyle, bunu tavana mont edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra da böyle istediğiniz yere yönlendirebilirsiniz şu şekilde. Şu an tam sıkmadığım için durmuyor. Böyle şey gibi, disko topu gibi. Şunları sökelim ve bir çalıştıralım bakalım ürün çalışıyor mu? Şurada bir prizim var benim, oraya takacağım arkadaşlar ve bakalım. Evet, çalıştı. Ses. İçinde bir tane dönen bir mekanizma var arkadaşlar bunun. Ses.
Bak bir de dikkat edin, ben konuşurken yanıyor sadece. Ben sustuğum zaman duruyor arkadaşlar. Bak susuyorum şimdi. Ve şu anda da konuşmaya devam ediyor. Yani ben konuşurken değişiyor ışıklar, bir şeyler oluyor. Ama ben sustuğumda sabit yanıyor ya da yanmıyor. Susuyorum şimdi tekrardan. Ve konuşmaya devam ediyorum. Bak bu özelliği hoşuma gitti. Şimdi burada şu anda kameranın karşısında 1, 2, 3, 4 tane ışık var arkadaşlar. Bu ışığa rağmen elime yansıtabiliyor. Bence gayet başarılı ürün. İçinde bir mekanizma var. O mekanizma dönüyor. Gördüğüm kadarıyla ledler var orada arkadaşlar. Ben şimdi bu ışıkları söndüreceğim. Bütün ışıkları. Bir de öyle deneyelim bakalım ne olacak. Şurada dursun abi. Bir de müzik açacağız birazdan. Müzik nasıl olacak merak ediyorum. Ses. Şu anda beni görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama gördüğünüz gibi lazer projeksiyonumuz gayet güzel çalışıyor bence. Yani çalışması beni tatmin etti diyebilirim. Bak ben konuştuğum zaman çalışıyor. Ben sustuğumda yanıp sönmesi duruyor. Evet, herhangi bir ses olmadığında ortamda arkadaşlar sabit yanıyor. Şimdi müzik açıp deneyelim mi? Bak şöyle yakınlaştırdığım zaman şöyle arkadaşlar. Bu şekilde desenlerini daha iyi görebilirsiniz. Hadi lazer, göster bize desenlerini dostum. Şu şekilde. Aynen. Bu böyle bir şey arkadaşlar. Ben hemen bir müzik açayım bakalım. Müzikte nasıl olacak? Evet arkadaşlar, ürünün çalışmasını gördünüz. Benim gayet hoşuma gitti. 10 dolara bence ortama ambiyans katmak isteyenler için güzel bir tercih olabilir. Şu anda gördüğünüz gibi ben konuşurken kendisi yanıp sönmeye başlıyor. Ama ben sustuğum zaman sabit yanıyor. Bu bile güzel bir şey arkadaşlar. Altında delikler var. Büyük ihtimalle bu deliklerden alıyor sesi. Küçük ama sevimli bir şey arkadaşlar. O zaman videoma like vermeyi unutmayın. Ve bu ufaklık hakkındaki düşüncelerinizi de aşağıya yorumlar olarak bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir AliExpress kutu açılımında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Zaten karanlık. Şu üstteki tuşa dokunduğum zaman böyle bir ışık gösterisi yapıyor bana ve saati söylüyor. Yani saat şu an 6.30 galiba. Tabii ayarlanacak ama şu anki saat değil. Alttakine bastığımda efekt vermeden gösteriyor direkt. Herhangi bir şey vermeden. Şurada saat